Merhaba arkadaşlar, Afe Kripto kanalına hoş geldiniz. Price Action ders videoları serisi devam ediyor. Bu videonun konusu bir önceki videoda anlattığım outside bar stratejisi ve outside barlara örnekler vermek olacak. Doğal olarak inside barlara ve engulflara da değineceğiz. Arkadaşlar, neden bir engulf her zaman outside olmuyor? Örneklerden de görmüş oluruz. Hemen şurayla başlayalım arkadaşlar. Şu bir ana bar. Şu bir inside bar. Bu bir inside bar stratejisine göre değerlendirmemiz gereken bir yapı. Arkadaşlar ne yapmış? Inside bar'dan sonra şunu kenara çekersem daha net göreceksiniz. Inside bar'dan sonra arkadaşlar inside bar'ın üstüne çıkmayan, üstünde kapanış vermeyen bir mum atmış. Arkadaşlar geri de nizami bir şekilde çekilmemiş. Bu durumda arkadaşlar, bu durumda kırıldı diyemezsiniz. Inside bar kırıldı, yukarıya işlem açayım diyemezsiniz. Çünkü iğnenin üstünde kapanış vermemiş. Daha sonra dördüncü oluşan mum arkadaşlar, ana barın oluşturduğu bölgenin içine kuvvetli girmiş, inside barın da altına inmiş. Bu bir fake setup, pin barsız fake setup arkadaşlar. O videoyu izleyenler bunun ne demek olduğunu biliyorlar. Pin barsız fake setup, pin barsız fake setup'tan işleme girenler 8 saatlik bir düşüşü yakaladılar. Kaldı ki pin barsız fake setup'ı bilmeyenler de arkadaşlar, burada ne var? Bir, şöyle gösterelim. Evet. Burada arkadaşlar bir engulf var. Bearish bir engulf var. Bearish engulf'un testinden ya da bearish engulf'un düşmesinden işleme girenler yine 8 saatlik bir düşüşü yakaladılar arkadaşlar. Geçtik buraya. Burada arkadaşlar ne var? Bakın şu bar arkadaşlar. Şu bara dikkat, şu küçük bar. Neyin gölgesinde kalmış? Bunun gölgesinde kalmış. Bu o zaman ne arkadaşlar? Outside bar. Ve outside barı oluşturan ana bar. Bakın. Bu ana bar. Aynı zamanda da outside bar. Neden outside bar diyoruz? Kendinden önceki mumu. Kendinden önceki mum. Bu. Çizgileri arasına alıyor. Bir saniye. Şunu bir kaldıralım. Bakın şu siyah mum, çiziyorum geriye doğru high ve low noktalarını. Şu mum onun içinde kaldığı için bu bir outside bar konsepti. Şu iki mum outside bar konseptini oluşturuyor. Şimdi bunun üstünde ya da altında kapanış vermemiş. Ama dikkat, dikkat lütfen buraya. Ne oldu arkadaşlar? Şurada bir inside bar oluştu. Şu bar arkadaşlar, şu inside barın neyi? Ana barı konumunda. Şu outside barın neyi? Konseptinin yine ana barı konumunda. Şu mum ortak bir mum. Hem inside bar konseptine hem outside bar konseptine uygun bir yapı arkadaşlar. Ne olmuş? Bir yere kırılım gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. O yüzden işleme girememişiz. Sonra bakın bir yapı daha oluşuyor. Bir yapı daha oluşuyor. Bakın şu beyaz mumla şu beyaz. İki beyaz mum. Bu iki beyaz mum. Bakın şu mum, şu doji şeklindeki mum. Outside'larla engulf'lar aynı şey diyorlar. Değil işte. Bakın iki tane beyaz mum var. İki tane aynı renkli mumdan engulf olmaz. Bu bir. Bu bir outside bar. Niye outside bar? Çizgileri arasında şu beyaz mum kalmış arkadaşlar. O yüzden bir outside bar bu. Hem de arkadaşlar ne konumunda? Bakın çizgiyi şöyle çiziyorum. Şöyle outside bar konsepti. Şu mu kendinden sonraki mumlara bakınca da bakın kendinden sonraki kaç mumu içine almış? Bir sürü mumu içine almış. Böyle bakınca da şuraya göstereyim. Şu bir silinsin. Evet. Şöyle çizdiğinizde arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane mumun ana barı konumunda bir inside bar var. Yani şurada oluşanların için inside bar konsepti var. Şuradaki yapı için ise, şuradaki tek mumun için ise outside bar konsepti var. Son yapı hangisi ise onu baz alabilirsiniz. Tabii bir yöne kırılım olması lazım. Burada da bir kırılım gelmemiş herhangi bir yöne.
Geldik buraya. Bir outside bar daha gördük. Bakın bir outside bar daha. Şu ana bar, şu outside barı oluşturan bar. Neden? Bunun içerisinde kalmış. Herhangi bir yere kırılım gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. Kırılım yine yok. Diye burada liste uzuyor. Burada kırılım nerede geliyor arkadaşlar? Burada gelmiş. Pardon. Yanlış gösterdim. Yanlış mı gösterdim? Şu beyaz mum bunun kırılımı. Şu inside board'un kırılımı gelmiş arkadaşlar aşağıya. Ve düşüş 8 saat daha devam etmiş. Sonra bakın fiyat nasıl dönüyor? Fiyat bir inside bar'la dönüyor arkadaşlar. Bakın ana bar şu. Ana barın gölgesi içerisinde high ve low noktaları içerisinde iki tane inside bar var arkadaşlar. İki tane inside bar var. Biri de hatta pin bar şeklinde. Dönüş emaresi arkadaşlar. Reversal yapı. Ve fiyat bunun kırılmasıyla beraber dönüyor. Fiyat bunun kırılmasıyla beraber dönüyor. Ve şu yükselişi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Nereye kadar yükseliyor? Hep konular iç içe. Engulf'un oluşturduğu, bir iriş engulf'un oluşturduğu arz bölgesine kadar. Diyorsunuz ya inside bar anlattın hedef ne? Inside bar anlattım hedef grafikteki bölge arkadaşım. Grafikteki bölgeyi sen bulacaksın. Riskine uyuyorsa şuradan şu işleme girmek, şu long işleme girmek senin riskine uyuyorsa buraya kadar ben bu işlemi taşırım diyorsan gireceksin. Akabinde arkadaşım bak. Bu da bir inside bar. Aynı zamanda bir FTR yapısı. Şimdi bu inside bardan sonra bu inside bar yapısını kıran şu inside bar ikilisi ana bar ve inside çok uzun bir mum kırmış. Çok uzun bir mum kırmış. Yani stopunu şuraya koyup şuradan işleme girip bu kapanışla beraber işleme girip yani şu kadar riskin var. İşleme gireceğin yer bu kadar. Bu işleme girilir mi? Şeyim çalışmadı. Inside bar stratejim çalışmadı. Hedefin dibinde oluşmuş bu. Hedefin dibinde oluşmuş. Şuradan girsem mantıklı. Şunun kırılımından girsem mantıklı. Ama bu hedefin dibinde oluşmuş. Gideceği yerin dibinde oluşmuş. Şu kadarlık stop alanı var. Bakın şu kadar kırmızıyla göstereyim. Stop noktam burada. Stop noktam burada. Eğer 2 saate göre bakıyorsan başka bir şeye bakmıyorsun. Stop noktam burada. İşleme girdin nereden? Bunun üstünde kapanış verince girdin. Kar şu kadar. Şunun için şu risk göze alınır mı? Alınmaz. Girdiğiniz işlemin bir makuliyeti olacak. Ama bakın şu kırmış bunu. Diyelim ki test beklemediniz. Test beklemediniz. Direkt buradan girdiniz. Şu risk için eğer değecek bir riskse şu risk alınabilir arkadaşlar. Bakın. Şu risk bu kazanç için alınabilir. Burada bir 2'ye 1 vardır. Arar olarak. Ama tutup da biraz önce gösterdiğim o kocaman risk için şu küçücük kar için o kocaman risk alınmaz. İşlemleriniz makul olsun. Dedim ve geçtim. Bir outside bar'a şey bir engulf'a daha denk geldik arkadaşlar. Ve fiyat zaten engulf'un oluşturduğu arz bölgesinden düşüyor. Arkadaşlar bakın. Bu engulf, şu engulf, şunu bir çekeyim geriye. Şu engulf arkadaşlar bir outside bar mı? Hayır. İşte her engulf bir outside bar olmaz. Niye outside bar değil? Kendinden önceki mumu, kendinden önceki mumu içine alabilmiş mi? Alamamış. Şu iğne kendinden önceki mum engulf'u oluşturan son mumun dışında kalmış. O yüzden ne bu arkadaşlar? Outside bar değil ama bir engulf ve çalışmış bir engulf. Engulf oluştu. Hem de beklediğimiz bir bölgede, reversal çalışmasını beklediğimiz bir bölgede oluştu ve çalıştı. Sana 10 saatlik bir düşüşü yakalattı. Hemen de test etmiş bakın. Çok güzel. Hemen test ediyorsa çok güzel. Hemen de test etmiş. Aşağıya iğnelemesi hep konseptler birbiriyle bağlantılı. Yukarıyı iğnelemekte zorlanıyor. Aşağıya iğneliyor. Ve burada bir engulf oluştu. Emare işte sana düşecek. Ben düşeceğim diyor. Ben düşeceğim diyor yapı. Peki şurada.
Arkadaşlar şuraya gelelim. Burada ne var? Burada da yine arkadaşlar. Bakın. Risk olayına dikkate çekmek istiyorum. Bakın şurada iki tane inside barın oluşturduğu bir yapı var. Şurada kırılıyor bu yapı. Bakın burada kırılıyor bu yapı. E kırıldı, ben işleme gireyim. E burada talep bölgesi var. Nereye işleme giriyorum? Talep bölgesinin dibinde, bakın talep bölgesinin dibinde işleme girmiş. Yani sen şu riski ne için alıyorsun? Şu kadarlık kar için, şu kadarlık kar için bu risk göze alınır mı? Alınmaz. İşlemlerinizin makul olması gerekir. Evet, bakalım. Bakalım bu bir fake setup yapmış. 4 saatte yükselmiş fake setup'ın arkasından. Başarılı bir fake setup. Fake setup'ı göstereyim size. Şu mum arkadaşlar ana barınız. Şu mum onun inside barı. Hemen bölgeyi belirliyorum. Fake setup pin bar yapmış arkadaşlar. Fake setup pin bar yapmış. Bu ilişki kapanır kapanmaz girebilirsiniz ya da bunun testini beklersiniz. Artık o size kalmış bir şey. Yaklaşık ne yapmış? 4 saatlik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Nereye kadar yükselmiş? Nereye kadar yükselmiş? Bobinin içine kadar yükselmiş arkadaşlar. Hedefinize uyuyorsa işleme girin. Geldik buraya. Arkadaşlar şurası, şurası ana barınız, ana barınız. İçinde kaç tane insight var? 1, 2, 3 tane insight bar oluşmuş. Kritik bir bölgede, kritik bir bölgede 3 tane insight bar oluşuyor. Ama diyorsunuz ki yetinmiyorum ben. Yetinmiyorum, bir yapı daha oluşsun. Bakın arkadaşlar bir de outside bar oluşmuş. Şu ikisi de outside bar konsepti. Şurası inside bar konsepti. Şu ikisi outside bar konsepti. Yukarı kırmış. Yukarı kırdıktan sonra da yukarıya devam etmiş zaten. Sonra burada ne var? Burada bir bullish fake setup var. Bullish fake setuplar inside barlarla olur biliyorsunuz. Ana barımız şu siyah bar. Arkasından gelen onun inside barı. Ne yapmış arkadaşlar? Aşağı iğnesini atmış ve alanın içine geri çekilmiş bir fake setup. Yükselişi gösteriyor. Hemen kapanır kapanmaz da işleme girebilirdiniz. Test de bekleyebilirdiniz ki bayağı derin test etmiş aslında. Bu bayağı derin test etmesi aslında arkadaşlar bazı şeylerin habercisi. Ya ben yukarıya çıkıyorum ama gelip buraya dolduracağım. Ben gelip burayı dolduracağım ve aşağı düşeceğimin habercisi. Bunlar yok edici wick, yok edici spike. İğne arkadaşlar bu konuyu da anlattım. Buraya gelir gövdeyle doldurursam geçersem bunu iğneleri bil ki ben düşüş trendine giriyorum demek bu. Arkadaşlar buradan almış çok da derin bir şekilde çok da derin bir şekilde testini yapmış. Zaten stop noktam buradaydı. Teste geldi. Muhtemelen bu şurada eğer bir range varsa tree tap konsepti. 2 saatlikte bakıyoruz ama 15 dakikalık da falan görsek şu birinci range lova değdiği nokta, şurası likidite aldığı nokta, şurada tree tap'ı yaptığı nokta arkadaşlar. Ve yaklaşık kaç saatlik bir yükseliş göstermiş arkadaşlar? 8 saatlik bir yükseliş gelmiş. Hatta 10 saatlik bir yükseliş gelmiş. Ama düşeceği bakın nerelerden belli? Düşüşün geleceği 1 aşağı iğnelemiş. 2 çıkan mumların momentumları yavaş. Son pin bar attı. Pin bar attı. Bunlardan belli. Bölgeye yaklaştıkça inside barlar delil kabul edilir vesaire gibi bir sürü şey var. Geldik buraya. Şurayı bir çekelim. Burada ne var? Hemen bakalım. Ana bar. Inside bar 1. Inside bar 2. Kırılım gerçekleşmiş. Bakın daha iğne dolmadan kırılımdan işleme giriyorum. Şortumu açıyorum ve şu büyük düşüşü yakalıyorum. Tabi her zaman büyük düşüşü yakalamayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bu mum konseptlerinin ilk çıktığı yerler Forex olduğu için şöyle yok bilmem ne işte şuradan bu işleme inside bar'a girersen bilmem kaç piplik işlem al falan gibi tabirler var. Kriptoda böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kriptoda tabi onlar biraz karsal hedefli baktıkları için yanlış değil ben de karsal hedefli bakıyorum. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz grafiksel hedeflere odaklanırız. Burada bir doldur boşalt var arkadaşlar. Boşaltmış, doldurmuş, test ve düşüş gayet güzel. Çalışmış bir konsepti.
Başka örnek bakalım. Başka bir coin'de bakalım. Arkadaşlar şurada bakın bir ana bar. Arkasından iki tane inside bar var. Kırılım geliyor. Long işlemi açıyoruz ve gidiyor. Arkasından hemen bir yine yapı oluşuyor. Ana bar. Bir saniye arkadaşlar, ben öyle çizdim diye gözükmüyor ama doğru yani. Şeyin iğnesinin altında, ana barın iğnesinin altında ana bar. Inside bar kırılıyor ve yukarıya gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir tane daha göstereyim. Ana bar. İki tane, hatta üç tane inside bar var. Bakın üç tane inside bar var burası. Sonra burada bir kırılım oluyor arkadaşlar. Bir saatlikte bakarsanız kırılımı görürsünüz. Devam ediyor. Hadi orayı dikkate almadınız. Şimdi geleceğim. Şurada ana bar ve inside bar var. Kırılımı var arkadaşlar burada. Ve işlem gidiyor. Şimdi şuradaki outside bar'a dikkatinizi çekmek istiyorum. İki tane mumun outside bar'ı olmuş. Geriye doğru atıyorum arkadaşlar. Outside bar olduğu için. Şu ana barımız aynı zamanda outside barımız. Şunlar onun içinde kalan iki tane mum. Bunun üstüne fiyat çıktığı anda, fiyat bunun üstünde bir kapanış verdiği anda işlem açabiliyoruz. Ne yapmış? Şurada yine bir inside bar kırılımı yapmış ama işte hedef olayı arkadaşlar, hedef müsaitse işleme gireceksiniz. Risk yeterliyse işleme gireceksiniz. Ve bir düşüş gelmiş. Ben şu anda çok da şey bakmıyorum. Bakın outside bar. Güzel bir outside bar. Hem outside bar hem Angus. Şu arkadaşlar. Hatta böyle çizdim ama sadece o kadar değil. Kendinden önceki kaç mumu alıyor? Bakın şöyle şunu bir çizeyim. Şunu da bir çizeyim. 1, 2, 3, 4 tane mumun arkadaşlar. Outside barı, ana barı durumunda. Bunun altında düşüş geliyor zaten arkadaşlar. Var mı başka? Bir outside barda. Bakın. Yani daha yukarılardan yakalanabilirmiş bu işlem. Pardon, outside bar değilmiş. Inside bar diyecektim. Inside bar ve kırılımı düşüş yönünde, trend yönünde olduğu için short işlem. Evet. Dikkatimi. Evet. Arkadaşlar bakın. Reversal bir yapı olarak çalışır. Reversal bir yapılarda bunları yakalayın arkadaşlar. Şu ne arkadaşlar? Bir pin var. Bakın. Bir pin var. Bakın emareler şuralarda gelmeye başlamış. İğneler, pin barlar gövde küçülüyor. Gövde küçülerek geliyor bir noktaya doğru. Hiç buralarda destektiren hiçbir şey görmediniz, bilmiyorsunuz. Gövde küçüldü, küçüldü falan. Bakın arkadaşlar. Şunu geriye attım. Bir. Reversal bir bölgede bir outside bar oluştu. Pin bar oluştu. Sonrasında arkadaşlar şu doji'yi geriye çektim. Bakın doji'yi geri çektim. Bir tane daha outside bar var. Outside barı aşağı kıran bir mum var. Bununla beraber short. Ne kadar bir düşüş yakaladık. Bayağı uzun bir düşüşten geldik buraya. Biraz önce aşağıda gördük. O uzun düşüşün en başını şu outside bar size yakalattı arkadaşlar. Ne bir engulf değil, bir şey değil. Şu iki mumdan anlıyorsunuz arkadaşlar. Onun kırılımıyla işleme girebiliyorsunuz. Ana bar, inside bar, kırılmış yukarı, işleme gir long. Bunu çok iyi bilenin, bunları çok iyi bilenin bu mum konseptlerini para kazanmaması zor arkadaşlar. Evet, şurası arkadaşlar bir inside bar konsepti. Bakın. Şurada kırılıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Evet, başka örnek bakalım. Evet arkadaşlar, BTC'deyiz. 30 dakikalık grafikteyiz. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Burası bir likidite alma operasyonu. Likiditeyi almak için momentumlu bir mumla çıkmış. Momentumlu mumun hemen arkasından inside bar yapmış. Sonra ne yapmış arkadaşlar?
Insight barı aşağı kırmış. Insight barı aşağı kırmış. Insight bar stratejisine göre düşüş vermiş arkadaşlar. Ve düşüş gerçekleşmiş. Daha sonra bakın şuraya bakın arkadaşlar. Dediniz ki bura çok uzun iğne, ben riskim, bu riski alamayacağım. O yüzden ben bu işleme girmeyeceğim dediniz. Sonra yükselmiş arkadaşlar. Bir miktar yükselmiş ki şurası bakın hep inside bar konumunda. Şu ana bar. Şunlar hep onun inside barı konumunda. 1 saatlik 2 saatlik de baksanız bu tek mum olarak gözükür. Sonra bakın şurada bir mum daha var. Bakın şurada bir mum daha var. Beyaz uzun mum. O ana barı. Onun inside barı bu. Bu bir iş fake setup yapmış şu üçüncü mum arkadaşlar. Ve düşüş. Düşüşe işlem açtınız. Düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi şurada bir şey daha göstereceğim size. Birazcık büyüteyim görmeniz için. Evet. Bakın burada ne var? Inside outside pattern var arkadaşlar burada. Şu beyaz mum var ya, şu beyaz mum. Bunu her iki yöne çizeceğim. Bakın. Bu yöne baktığınızda inside bar pattern kırılım gelmiş, düşüş devam etmiş. Bu yana baktığınız zaman 3 tane outside, 3 tane mumu gölgesi içerisine almış outside pattern. Combo bir pattern, güzel bir pattern, daha garanti bir pattern işleme girdiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yine aynı tuzak. Bakın tuzak yapısı aynı. Bak yine aynı şekil. Aslında dönmesi gereken yer burası fiyatın. Ama likidi de alacak yahu. Likidi de alacak. Bunu unutma. Çünkü herkes buradan dönmesini bekliyor. Buradan döndürür mü adam? Bir paranı alsın gitsin, senin bir cebine işlemden yıldırsın, cebinden bir paranı alsın. O yüzden bu hareketi yapıyor. Bakın şuradaki mum yapısına bir bakın. Dikkat edin. Şuradaki mum yapısına bir bakın. Inside barlar arkasından uzun manipülasyon mumu, arkasından kırılım. Şimdi buraya bakın. Inside barlar yine reversal sinyali. Inside barlar reversal sinyali arkadaşlar. Sonra onun yukarı kırılımı. Yukarı kırılımı arkadaşlar. Girer misin bu işlemi reversal bir bölgede? Manipülasyon yapıyor. Şuradaki equals high'ın eştepenin likiditesini alıyor. Ne yaptı bakın, eştepenin aynı hareket. Şurada da hemen arkasından bir inside daha yaptı. Momentumlu mumla kırmış gibi yaptı. Şunu da test mumu izlenimi veriyor sana. Şu inside mumla da sanki test yapıyormuş gibi. Seni avladı. Inside bar kırılımı short arkadaşlar. Şuradan işleme girilmez arkadaşlar. Bu kırıldı diye bu işleme girilmez. Bu işleme girilmez. Arkadaşlar bakın şurada hemen bir inside bar var. Inside bar aşağı kırılmış. Sonra fake setup yapmış. Pin barsız fake setup. İkinci tip fake setup. Bu iş bir fake setup. Yükseliş gelmiş arkadaşlar. Yükseliş gelmiş. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın. Şu beyaz mumu çiziyorum. Beyaz mum. Şu beyaz mum arkadaşlar. Şunun outside barı durumunda. Şunun ana barı durumunda. Hatta bunun da ana barı durumundaymış. Hemen çizeyim orayı, göstereyim size. Bakın. Şurası ana bar ve iki tane inside barı. Ana bar bu. Beyaz da siyah. Onun inside barı konumunda. Şurası ise outside bar konsepti durumunda. Aynı zamanda bu dört mumun hepsi şunun inside'ı konumunda arkadaşlar. Kırılım. Outside barın kırılımı, inside barın kırılımı. Hangisini kırılımı gelse gerçekleştikten sonra long işlem açıyoruz. Arkadaşlar outside'lardan daha çok karşınıza engulf'lar, yani daha çok dikkatinizi çeker engulf'lar ve inside barlar. Ama dediğim gibi çalışıyorlar. Dikkat etmenizi, işlem almanızı tavsiye ederim. Benim için ek bir konfirmasyon, ek bir onay mekanizması. Gördüğüm zaman bakın yine reversal bir bölgede inside bar oluşmuş. Reversal bir bölgede şunu bir an outside zannettim değilmiş. Reversal bir bölge, ha şu outside pardon. Şu outside.
Reversal bir bölgede bunlar oluşuyorsa bakın, bakın belki strateji gerçekleşmiyor. Yani şu outside yapı oluştu ama ne altına kırdı ne üstüne kırdı. Önemli değil. Ne altına kırdı ne üstüne kırdı. Şurada inside bar oluştu ama burada inside barın gereği gerçekleşmiş. Fake setup yapmış. Aşağı düşmüş. Inside barın gereği gerçekleşmiş. O ayrı mevzu. Ancak arkadaşlar kritik bir bölgede bu inside bar, bu outside bar geliyorsa diyorum ki burada reversal yapılar arka arkaya oluşuyor. Burada bir düşüş gelebilir. Burada düşüş gelme ihtimali var diyorum. Ve ona göre işlem kovalamaya başlıyorum. Arkadaşlar örnekler şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Pratik etmeden alışmanız, görmeniz çok mümkün değil. Pratik ederseniz alışacaksınız, göreceksiniz, kanıksayacaksınız. Umarım faydası olur hepinize. Bol kazançlar da diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.